Çarşamba Yüken programları başlamadan önce eğer o gün çok büyük toplumsal bir olay olduysa, çok üzücü bir şey olduysa bir anons yapar ve ardından programı açardı. Çünkü show must go on diye bir tabir vardır. Ne olursa olsun hayat devam edecek. Ki unutmayalım, bu tabiri sevdiği gruptan dolayısıyla rahmetli de severdi. Çok severdi. Pink Floyd. O zaman anonsu yapıyorum. Can Türkdoğan gitti. Çok üzgünüz. İçimiz kan ağlıyor. Onu her zaman saygıyla anacağız. Ama hayat devam ediyor. Sizler için küreği alıyoruz. Duyguları gömüyoruz. Gömüyoruz ve de... Ve... Show devam ediyor. Öyleyse şovun kaldığı yerden devam etmesi ve de kutsal sayının tamamlanması açısından mı? Neden? Mesela neden illa dördüncü birini çağırmamız gerekiyor gibi hissediyoruz? Çağırmayalım. Üç kişi devam edelim. Bunu sorgulamak için çok mu geç artık? Evet, güzel. Güzel, öyle olursa sıçtık biz, ağzımıza sıçarsın. Burada biri olursa en azından biraz dur, biraz da o konuşsun, biraz da o konuşsun dersin. He, biteriz. Yetişemeyiz diyorsun sen. Tabii, tabii. Dörde bölünmesi lazım. O zaman şunu atar mısınız çöpe? Aynen. Şunu çöpe atalım. Bir dakika. Çöpe atalım lütfen. Malum kişiyle ilgili her şeyi yakalım, kurtulalım. Bize hüzün gelmesin. Bir ferahladık sanki ha. Oh. Ferahladık. Oh. Hocam buyurun. Böyle telif olur mu acaba? Niye Bektuz Bicim? Selam, selam. Ortada çıldı ve ben geldim. Eren'cim, genellikle bir kafeye gidiyor musun bu aralar bilmiyorum ama Cevdet hiç gitmez. Ömercan'la biz gidiyoruz bazen. Geçen Ömercan'la bir kafeye gittik. Üşüdük. Üşüyünce dedik ki ısıtıcı var mı? Isıtıcıyı açtılar ve dediler ki beyefendi açılış ücreti 3 lira. Saat başı 5 lira gibi bir şey dediler. Haftanın konularından biri. Ömercan da dedi ki yeter! Yeter kardeşim! Böyle terbiyesizlik olmaz dedi. Ömercan şey yapmadı mı? Al şu parayı bütün her yere açın falan demedim mi yapar. Böyle? Güzel geliyor. Yazın klimalı versiyonu yapılacak mı bunun? Of, 10 lira. Bir de o şey yani, yani mesela sıcağı atıyorsun o an bir ısınıyorsun ya, soğukta öyle bir şey yok. 10 dakika açıyorsun tam soğumuyor. Kapattık kardeşim, para bitti falan diye. Belki, biteriz. Belki bölgeler ayrı yani, sigara içine içilmeyen bir şey. Gerçi sigara içine. Ha, klimalı da mesela %10 daha pahalı yiyecekler. O, nasıl? Sıcılar sigara içilmeyen bölümde. İçilen bölümde, pardon, işte dışarıda. Evet, evet, doğru. Hmm. Evet, sigara içilmeyen kapalı alan diye bir şey yok zaten, var mı? Şey, sigara içilen kapalı alan bir şey yok artık. Var mı? Ya evin, olmaması evlerinde lazım da. Var. Nerede var ya? Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Türkiye. Ha, kim? Bir dakika. İmam cemaat ilişkisi var bizde. Ne alaka yani? Yani baştakiler İmamlar kurallara uymadıktan sonra biz niye uyalım? Lan baştaki imam sigaranın büyük düşmanı oğlum. Bu arada sevdiğiniz bir şeye böyle zam gelip perişan olduğunuz oldu mu? Ne? Elektrik, doğalgaz için. Her şey. Yani şurada çok duyuyorum son bir aydır falan. Hiçbir şey almadım 200 lira tuttu. Hiçbir şey. Evet, aynen öyle abi. Vicdansız. Bir deodorant 38 lira. Sevdiğim şey diye söylemedim de. Deodorant. Yanlış anlaşılır. Kokuyormuşum gibi. Hayır, güzel, yok, güzel, güzel kokuyorsun. Güzel kokuyorsun. Biraz fazla güzel kokuyorsun. Geldiğinden beri. Deodorant. Jönizm çeleşmeli. Ama bir Eren Aktar olmak kolay değildir hocam. Aa, evet abi. Adam, her zaman. Adamın şeyi var. Ne denir hocam bunu? Şeyi var abi. Aura. Hayır hayır. Penis. Penisi var. Kimlik. Türkçesi neydi diye. Hayır sevgili arkadaşlar. Henüz Covid olmadı. Boynundaki kolyesi var. Ne onun adı? Kolye denmez öyle. Künye. Hatırlayamadım. Ama çok para verdim diye takıyorum. Bedelliyim ben. Vay. Ha, o güzel. Bizde, bizim askerlikte var mı böyle bir şey? Ben var, var. Çocuk olduğum için hiçbir fikrim yok. Yok, asker gidince alıyorsun da işte. Şimdi uzun dönem yapacaklar. Vay, mahvedecekler. Biz 3 yıl yaptık abi. tamam. Sen hiç yapmayanlardan mısın? Bir ay da olsa sembolik yaptın mı? Ha, bir ay yaptım ben. Nerede yaptın? Tadını da bıraktım. Ha, Burdur'da yaptım. Burdur'da nasıl? Aa, Burdur'da. Burdur diye bir yer olduğunu o gün öğrendim. Nesi meşhurmuş? Burdur... Bir kebapçısı bir şey var mıydı? Abi, bir lafı var. Hmm. Ama Burdurlar burada laf edebilir. Peki, o şöyle, şöyle söylerim. Ya, söyle, Burdur... söyle. Arkadaşlar, ben bir itirafta bulunmak istiyorum. Yıllardır Burdur'u duyarım. Evet. Antalya'nın yanı. Tek vasfı da o gibi ama hayır değil. Abi Antalya'ya giderken geçersin ama oralardan. Geçersin. Burdur. Niye?
Niye uçakla gitmiyor musun? Bu yanın mı? Hangi yanından geldiğine bağlı sonuçta yani. Mesela Karadeniz'den geliyorsun. Soruyorsun diyor ki burası neresidir? O da diyor Burdur. Burdur. Diyor değil mi hocam? Ucuz ucuz ama yapmayalım mı? Orası... Gitti diye evet, vatandaş gitti ama diye. Ama Bur diye bir yer olsa olurdu. Burdur. Burdur. Doğru. Güzel. Benimki... O yüzden Burdur olur. Burdur. Orada Karadenizli ama loop alır. Böyle yanar. Burdur. Niye peki Burdur Karadeniz? Hani Antalya'nın yanında diyordun. Tamam. Hayır Karadeniz'de Burdur diyor ya o yüzden. Temel diyor, temel değil temel mi? Bir gün. Temel bir gün Burdur'a gitmiş. Sana Karadeniz hakkında bir şeyler anlatacağım. Şey demiş ki Şaban, Recep, bilmem işte bütün Müslüman takımı. Mübarek ayların hepsi gelmiş arkadaşlar. Demişler ki temel neredesin sen demişler. Burdur'dayım demiş adam. Abi aslında işin özü şu. Okey. yabancı Burdur kuvvetler. Mi? Tamam mı? Bak, yabancı kuvvetler gelip o bölgeyi özellikle işgal edip tamam mı? Şey yapıyorlar. Yabancı çalışması yapıyorlar. Dış güçlerin muhalif versiyonu falan mı? Daha kibar onlar. Filan. Daha kibarı. Bunlar böyle kazı yapıyorlar. Sonra Karadeniz'in biri de orada. Niyeyse. Diyor ki ne diyor burada, ne yapıyorlar diyor. O da diyor ki bor varmış burada. O da soruyor nedir diyor. Burdur diyor. Anlamamış. Evet bor yanlış var. Duymadınız. On oldu bin, mu hocam? Olur. Tamam. Ben Burdur uzmanı gibi oturdum. Hiç umurum bilmiyorum. Ben şöyle olduğunu biliyorum. Orada eskiden yaşamış iki tane aşık var. Deniz ve Hüseyin diye. İşte bunlar kara sevda bu. Kopuyor birbirinden falan filan. Hüseyin çok seviyor Deniz'i. İşte dağlara çıkıp Deniz falan diye yakarıyor. O Deniz Burdur'a dönüyor zamanla. Aa güzel. Wow. No Way Home gibi bitti. Bunu beyaz yapardı hatırlıyor musun bunu böyle şeyleri? Ben bir küçük cezveyim, köşe bucak gezmeyeyim. Baya arak bu yaptın. Yok ya. Tıpkı Cem Yılmaz'ın kendi şakalarını yok, şeyden araklattık. Atla Demirer şakası bu. Korsan TV'de vardı. İşte çakalın ismi nereden gelir? Bir dakika bu şeyin şakası değil mi ya? Neydi o YouTuber milyonluk adamın? Enes Batur'un şakası bu. Abi bu Ömercan niye böyle kolpa çıktı? Herkes sen almış. Ömercan gitsin Cahre'ye gelsin. Yazın güzel bir tatil yapmak istiyorsun. Antalya'da her şey dahil bir oteldesin. Giriyorsun. Karnın acıkıyor. Oh diyorsun. Alnı mısır diyeceğim. İniyorsun aşağıya. Ekonomi iyi senin bu anlatın. Tabii bu hikaye değil. İniyorsun. Tam yiyeceksin. Bu hikayede enflasyon sebep, faiz sebep, enflasyon sonuç tutmuş. Çok heyecanlısın. Tam yiyeceksin. Aşağı bir iniyorsun. Bir bakıyorsun ki tereyağından bir kuğu yapmışlar. Yanında da karpuz. Karpuzu çiçek yapmışlar. Eyvah. Rahmetli de çok severdi bu tereyağından kuruları, bayılırdı. Kim sevmez ki abi onu? İnsanın günde neşe nesnesine neşe katmaz mı? Evet, evet. Keşke ben yani bir kahya tutacak param olsa ilk görevi her sabah kuğu falan hazırlamak olurdu. Şeyde eskiden Ataköy Galeriya var, hala var. Dedeler Galeriya'da bir tane Çin restoranı vardı. Bunun domuz versiyonunu yapıyorlardı böyle kocaman. Aklım çıkıyordu ondan çocukken. Bir de buraya gül gibi bir şey koyuyor. O gül fixtir ya. Domuz mu? Domuz dediğin ya. Tereyağından domuz. Yok Allah. Gerçek domuzdur. Hocam abi yani. Domuzdan domuz. Of! Hocam ama gül takma bir de kasaplarda kasap, var. Ama onlar başka. Evet evet. O böyle papaya gül konuş. O niye yapılır mesela? Yani şu, kokmasın bak, diye değil mi? Bak niye olduğunu anladım. Kokmasın diye. Bir tık estetik gözüksün kokmasın diye. Kokmasın diye. Hayır. Oradan ya. Koku çıkıyor. Gül hayır, kokusu gelsin. Ya. Engel olsun. Hayır. O zaman koku koy yani. Daha koku mantıklı. Yokmuş eskiden. Ne abi ne koku? Eskiden değil bu. Ben gördüm nasıl ya. O kadar eskiden koku ya. Bir zamanlar koku yoktu abi. Kokunun olmadığı zaman. İlk insan zamanı. İlk jenerasyondan sonra parfüm. İlk icat ettiğim şey parfüm mü yani? Uganda, Buganda kasap bu adam. Böyle mi yaşayacağız? Milattan önce koku var ya. Şimdi koku. Nasıl milattan önce? Var abi Spartaküs hiç mi izlemediniz? Buradaymış. Yok bir şey. Flash. Ömercan koku yok. Koku yok dedi. Ben hiç oynamadım. Sektörü önüne kaçtım. Koku 1960'larda icat edilmiştir. Böyle aptal şey. Koku kendi kakalarına basmamak için evet, falan bir de bir şeyler var. Patrick Süskin şu anda mezarında ters dönüyor koku. Koku romanını yazan. Şey başlıklı muhabbet. Biz aslında batıdan ilerideyiz. Tarzı muhabbet. Evet. Peki 14 Şubat'ta var mı bir planınız? Neydi ki 14 Şubat?
Dünya kabotaj bayramı. Kabotaj bayramı. Sevgilim alıp kabotaj. Kabotaj. Yapar mısınız? Kutlar mısınız? Çok pahalı her şey. Abi ne desek sen de lafı buraya getiriyorsun. Yok vallahi bak ekstra pahalı oluyor. Öyle bir haber vardı. Biriniz paylaştınız. Ne? Çiçekçiler. Çiçekçiler. Ha, ben en az 30 lira gül falan diye. Gül 30 lira standardı koymuşlar yani. Öyle 25'i satamıyorsun. Artık koyunlara takamazsın. Aa, güzel. Gül farkı. Plastik gül. Koyuna takalım. Tekrar ama kokmaz o zaman senin mantığın. Bak Kayserili. Bir yanda Kayseri. Tamam. Hatta bir süre sonra o şeyi kokmaya başlayabilir. Plastik arkadaş kokar. Kokmaya başlayabilir. Çünkü soktuğun şey bir ceset ne dostum. Abi 30 lira. 30. Ne diyorsun? Çok mu? Ben abi. Çok. Tek gül fiyatı. Bir gün günümüzde 10 lira olmalı bence. Valla sevgililer gününde ben zaten genel olarak dışarı yani sevgiliyle birlikte kutlamak okey güzel ama böyle çıkıp zaten yer bulamıyorsun hiçbir yerde çok oluyor. Böyle özel günleri ben çok dışarıda olmayı çok pazartesine sevmemeye başladım. Pazartesine denk geliyor ama bu sefer. Valla ben normalde ha. Sevmem gündüz böyle vakti. Şeyleri ama hayatımda da iki kere denk geldi sevgilimin olduğu dönem. Bir defasında bir çizer bir sevgilim vardı. Ona bir hediye almıştım. Nazım Hikmet'i Müjdat Gezen anlatmış, Savaş Dinçel çizmiş. Böyle bir kitap var. Hmm. Onu hediye almıştım. Bir keresinde de bir gül almıştım başka bir sevgilime. Şimdi bu sefer yine sevgilim var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir şey yapmalı mıyım ya da ona da emin değilim. Şey, ama bugün Tema'dan bana mesaj geldi. Ne yapsak? Tema'dan mesaj geldi. Tema. Şöyle bir mail geldi. Ben seni en temiz duygularımla sevdim diyorsanız tıklayın. Aşkınız dünyayı yeşersin. Bu sevgililer gününde sevdiğiniz adına fidan bağışlayın. Sevginiz tertemiz, büyüsün, yeşersin. Abi bu güzel ama bu hiçbir şey bulamadım demek. Bir de sevgili tarafından düşünüyorum. Aa, bu arada bir şey aşkım sana fidan bağışladım. İzliyor ya zaten şimdi bunu söylemiş evet, de oldum. Evet söyledin. Haftaya. İyice böyle ağaç al abi. Bu hafta izlemesin biz bir sana şey bulalım. Uyalayayım izlemedi. Uyalım. Bu hafta dur izlemedi. Yok yine ben bunu yapayım ya bu benim hoşuma gitti. Ben her fırsatta ağaç o fidan olayını seviyorum. Ama o fidan olmuyormuş biliyorsunuz değil mi o fidan? Bir ara biliyorsunuz yangın oldu hepimiz ormancı kızdık. O fidan dikmeyle olmuyormuş o iş. Ama yani ekosistem geri gelmiyormuş onu mu diyorsun sen? Evet ya bir ara biz arkadaşlar farkında mısınız? Son 5 senede ne kadar fazla şey öğrendik ya. Gereksiz yani öğrenmemiz mesela biliyorum. Orman hakkında ne kadar çok şey biliyoruz. Belediyecilik hakkında ne kadar çok şey biliyoruz. Hırsızlık hakkında biliyoruz. Yani neticede yapanlara ceza veriyor bu hükümet. Tabii ki çok şükür. Sevgililer gününe çiçek alınır mı mesela? Sevgiliye çiçek alınır mı? Çiçek niye alıyoruz ki? Abi yani bilmiyorum. Gerçekten bir gizem. Ve ben şu anda hala beraber olduğum eşim olan insanla ilk tanıştığım zamanlarda tamam mı? İşte bu konuşuyorduk bunu falan flörtleştiğimiz zaman. İsmi zamanda. Gizli galiba. İsmi gizli. Çünkü onu medyatik yapmamaya çalışıyoruz. Kendisi oyuncu ama. İşte flörtleştiğimiz zaman bana demişti ki ben işte çiçek alınmasına üzülüyorum çünkü ölüyor çiçek falan demişti. Ben de kafamın bir köşesine sızıp yes demiştim. Hani bu birliktelikte çiçek diye bir obligasyon yok. Sen de bunu yedin. Aynen. Yıllar sonra evlendikten sonra aşkım dedi. Yani ben onu palavraydı o tabii ki seviyorum falan dedi. Yani tabii ki seviyorum dedi. Ve evet yani Aybike mantıklı bir insandır. Rasyonel bir insandır. Pragmatik bir insandır. Duygusal tarafları da var. Ama... Saksı çiçeğini seviyor yoksa böyle buket aldım 3 gün sonra ölsün. Hepsini seviyor abi. Aa. Çiçek bu. Yani annemde ben de anlamıyorum. Gizemli bir gücü var gerçekten. Peki şey olsa mesela. Hani mesela çiçek aldım desen ve koysan nasıl olsa çürüyor gidiyor çiçek. Mesela o gün orada dursa o. Ve işte onu suya koydu. Sonra onu kaybetsen. Hı. Mesela tekrar hani aynı çiçeği ama ölür değil mi çiçek? Yani aynı çiçeği verip dursan demek istiyorum. Abi sen. Cevdet sapıttı. Çok romantik de bir yandan. Vay be. Ben hiçbir şey anlamadım. Her sabah topluyor musunuz? Yeniliyor çiçeği. Yok. Bu arada hayır, yenilemiyor musun? Sevgin gerizekalı mı anlamıyorum. Hayır işte aynı çiçekte ben ama şimdi çiçeği plastik almak lazım. Çiçek çürür. Sen ne anlattın sen abi? Sapıttı bence. Hayır aynı çiçeği versen yani tamam. Çiçek yani şöyle bir şey. Ha, alıyorsun tekrar getirdim. Evet bak çiçeği aldığın salak zaman. Salak mı abi? Hayır öyle yapmıyorsun. Değiştiriyorsun. Tabii değiştiriyorsun. Turuncu kurdele. Benim anlamadığım şey şu. Çiçeği alıyor tamam mı? Buzdolabına koyuyor. Sen kendinden düşün mesela. Sen çiçek seviyor musun abi? Hayır abi. Ama sevebilirsin. Bunda kötü bir şey yok. Ama çiçek şöyle bir şey. Çiçek sevmiyor musun? Yerinde güzel yanından geçerim. Sen doğa düşman mısın? Şimdi çiçeği aldın tamam mı diyelim ki. Evet. Çiçeği ne yapıyorsun günün sonunda? Bakıyorsun çok teşekkür ederim beni düşündüğün için. Evet. Tıpkı hayır şey ya, gibi. Onu eziyorsun eritip reçelini yapıyor abi ki. Oha. Kitap arası yapıyorsun. Tıpkı Ömercan'ın put hikayesindeki gibi. Burada aslında önemli olan altındaki anlamı tamam, yani. Evet. Alıyorsun diyorsun ki
Tamam teşekkür ederim diyorsun ve onu bir kenara koyuyorsun. Bitiyor artık evet. O çekti işin. Doğru. Ben de diyorum ki o yüzden bunu yapmamak daha mı doğru acaba? Ya da plastik bir çiçekle yapıp o ritüeli gerçekleştirmek, al sana çiçek demek. Böylece doğaya da katletmemiş oluruz. Doğru. Çünkü maksat aldın, çok teşekkür ederim canım, kenara koydun, aldın onu geri. Bir dahaki çiçek verme gününde dediğin gibi aranjmanını değiştirirsin. Çat al canım sana. Bir dakika. Baktı fıt. Daha iyisini buldum. Ne? Sen alıyorsun çiçeği bir gün sonra... Ömercan'a veriyorsun. Ha? Ömercan dönüyor öyle. Ama o bana oradan oraya oradan oraya çıkıyor. Ama şimdi story paylaşırlar sonra bir sıkıntı var. Şey bir şey kaldı bittik. Bu ne? Ponzi sistemi. Şöyle diyeceğiz. Gelince aşkım sevmiyorum böyle şeyleri. Storiesini paylaşma. Şov olmasın dışarı karşı filan diyeceksin. Hop 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 çiçeği döndüreceğiz. Bu durumda hem daha az çiçek tüketilmiş olacak. Şimdi hem de o zaman bu ben aklandırdı mı deminki şeyden aklandırdın bu arada. Dahi misin? Ben deli misin? Tamam okey. Bu 14 Şubat'ta o zaman ben sabah saat 8'de alıyorum şeyi, saat 10'a kadar bana duruyor. 10'la 12 arası getiriyorsun. Bana veriyorsun. Siz appreciate ediyorsunuz. 12-2 arası barış. Eğlencim istiyor musunuz? Çok isterim. Küçük çekmece miydin? Büyük. sen orada kendin bu. Bana yerine garsı oluyor işte. Plastik aldık zaten. Ya da aynı çiçek plastik de almasak olur. Ama şöyle olabilir. Siz onu yerine başka ama çiçek orada kırılır falan. Bak bir yerde birimizin sevgilisi bir yerde şöyle yapacak. Bana çiçek alınmıştı bugün. Neredeymiş acaba diye arayacak. Ve orada işte bir bahane lazım. Ha, nasıl kaybedersin benim aldığım çiçeği? Güzel üste çıkma. Helal olsun. Bir daha almıyorum. Helal olsun üste çıkma. Bir şey diyeceğim. Bu, bu konu tam algoritmaya tokat konusudur. Neden? Sevgili vatandaşlar sizin planlarınız neyse yazın. Wow. Tıka view peşinde. Yorum üstüne yorum. Eyvah. Algoritmaya ştak ştak ştak. Ne gelecek biraz? Abi yok gibi abi. Doğru. Ah be. Doğru. O zaman olsa... yorumların altında yalnız olanlar buluşun. Biz bir çöp çatalım. Başka bir şey başlattıkça. Başlatalım bence ya. Bizim ben üzülüyorum. Halkım üzülüyor. Bizde yalnızlık çok fazla var. Çok. Ya görücü usulü evlenmen gerekiyor ya da yaşlanman gerekiyor. Nasıl? Görücü usulü ne? Başka bir seçenek daha vardır ya. Görücü usulü şöyle. Bir tane yaşlı teyze var. Aile dostu. Bayılır. Geliyor. En sevdiği. Böyle yapıyor. Cevdetçim diyor oğlunuz Ömercan'a diyor. Çok uygun bir kız var diyor. He? Bizim diyor Aybike diye bir kızımız var diyor. Hikmet Hanımların kızı. Allah bankacı. Sen bizim tanışma öykümüzü nereden biliyorsun? Aybike bankacı. 10 yıldır Itıt Bank'ta çalışıyor diyor. Ömercan gibi ipsi sapsız da değil diyor. Bu nasıl kız, bu nasıl beğendirme lan Allah. Görmece. Ama diyor Ömercan iyi çocuk ama diyor. Onlara da çıtlattım diyor. Ne dersiniz diyor bir tanıştırayım mı sizi falan. Turn the goose, let it not burn. Oldu. Çevir kızı ama helal olsun. Evet. Ömercan da dikkat evet. Edin. Yerin dibine evet. Vurmayayım. Çok zorladım. Yerin dibine vurmayayım dedi. İpsiz sapsız ama iyi çocuk dedi. Güzel. En azından dili var. Arkadaşlar şu olmuyor mu bak hakikaten. Şimdi ya hakikaten dibinde yaşıyorsun o kültürün. Görücüsü tamam. Bilmem ne bir hayatı var filan falan. Bizi ayırıyorum. Biz süper hayatlarımız olan insanlarız da. Bir takım insanlar var. Onlar da İşte böyle bara gitmekmiş, işte çılgın partiymiş filan böyle bir hayatı yok. Yok. Türkiye yani burası. Abi kahve de olabilir. İlla bar olmak zorunda değil. Kahvede kadın mı var oğlum işte tanışacak onu öyle diyorum. Öyle kahve değil. Kahvede kadın mı var oğlum? Ya kafeye de ama işte bizde böyle hani sokakta tanışmak, bir yerde tanışmak ama zor yani. Ama sosyal medya var. Abi sen sevişmekten bahsediyorsun. Tinder minder falan. Ha. Sen illa yani iç alkol olunca illa onun gecesi de var gibi bahsediyorsun. Hayır illa sevişmek değil ya kendine. Sevgili bulmak etmek falan. Yani tamam. Zorlanıyor insanlar. Nerede bulacak? Hayır, sen benim şey öyle tanıdığım bir sürü. Sen yani kimi ayırıyorsun mesela? Kimin yok? Bizim bir süper insanız. İsim vermek kimin yok? İşte arada kalmış insanlar. Yani böyle hani dışarı çıkma, gezme, tozma, yabancı biriyle ha. Bir anda tanışma konusunda zorluk yaşayan. Çünkü kültürümüzde yaygın değil o. Anladın ama işte kültür burada şey kazanıyor tabii yani. Kültür kazanıyor tabii. Her kültür zaman diyor ki yani senin zaten işte o teyzeye ihtiyacın var diyor. Matchmaker teyze. Neydi o teyzenin adı? Hayroş teyze. Hayroş teyze mesela ihtiyacın şey olsa, var. Ben bizim ülkede şey olmasını çok isterim. Hani filmlerde var ya speed dating falan diye bir şey. Böyle gidiyorsun tanışıyorsun hızlı hızlı 5 dakika veriyorsun chat değişiyor falan. Öyle bir etkinlik var. Var abi swinger partiler. Swinger değil mi? Hemen oraya gitmeye gerek yok. Ama chat diye değişti ama. Tanışma sadece. Şimdi genellikle. Muhabbet abi. Belli bir yaşa geldikten speaker, sonra. Swinger. Üniversiteden mezun oldu. Bir işe girdi. Vatandaş otomatikman çevre kapandı. Sırf o işe gidiyor geliyor. Oradakiler evet. Var. Orada da olmadı mı olmadı bilmem ne.
Bu sefer kursçuluk başlıyor. Aa, evet doğru işte. Kursçuluk. Evet, resim kursu, dans kursu. Ondan sonra tiyatro, drama. Bunu da nereden anlıyoruz Barış? Mucizevi bir şekilde oradan çift bulan kadın veya erkek bütün kursları bırakıyor birdenbire. Hakikaten ya benim karnım ben ağrıdı, canım sıkıldı öğrendim diyor bahanesiyle ama halbuki alacağını almış oluyor aslında. Bu şeyde vardı bak, Barış bunu alacağını çok iyi almış, bilir. Biraz Barış bunu çok iyi bilir. Ömercan da yaşadı falan, yok şaka yapıyorum. Tiyatro kulüplerinde insanlar böyle tiyatro kulübü diye gelirler üniversitelerde. İkimiz de böyle belli üniversitede yönettik. Geliyorlar böyle 80 kişi. Böyle yani İstanbul'un fethini oynayacağını zannediyorsun oyun olarak. Sonra ikinci provaya millet matchmaking'ini yapıyor. Geliyor 10 kişi. O 10 kişiyle oyun çıkarıyoruz. Mesela şöyle canlı örneğini vereyim. Ömercan mesela dünyanın en kötü oyuncusu olmasına rağmen çok geçmiş olsun. Hiç tiyatro ile alakası yok. Dünyanın en kötü oyuncusu. Sırf avcılık için tiyatro kulübüne gidip Aybike'yi buldu. Böyle gitti. Böyleydi gözleri. Felfecir okuyor. Yani o ödüller filan, Ömercan'ın aldığı ödüller, o efsane oynadığı roller falan, onların hepsi hikaye. Onları ben hazırladım. Aynen. Onlar Sacedet hazırladı. Daha da büyük kumpas. Orada mesela ben gidiyorum kurula, diyorum ki ya kız var bir tane. Okey diyor kurul. Anladım ben seni. Adamlardan oluşuyor kurul. Eskiden kaldı bunlar. Şimdi artık her yerde kadın akşam oldu. Her yerde kadın oldu ya. Hocam ne kadar dedesin? Onu merak ediyoruz. Sana bir telefonum içeride yalnız. Birbirinizin telefonunu açalım. Soru peki, cevap mı? Sana sualler hazırladık. Ne diyorsun bak, ya? Soru da değil. Sualler hazırladık. Sualler daha zor. Öncelikle suallerin dışında benim kişisel vatandaşın da bilmesi adına boyutunuz, yaşınızı merak pardon, ediyorum. 31 bence. 20'li yaşlar çünkü böyle yapıyor. Yuh 30 yaşında adam yaşlı falan diyor ya. Sana da diyorlar, için, diyorlar abi. Birileri için sen de dede olmaya başladın. Evet. Bizim gibi. Dedi diyelim. Dedi. Siz bilirsiniz. Sen dedi demeyelim yine. Bak dediydi dersin. Tamam. İşte. Buyurun Barış Bey, siz başlayın. Sorry, peki. Gösterme. Göstermeyin. Aç, açıldı mı? Çok ya işte gör, hatırla, abi, devam et. Abi yok ki. Orada yazmıyor. Tamam. Bak bana gerek yok buraya. Söylüyorum. Allah. Bitirmen lazım sonunu. Şimdi duyacağın dur, sesin. Allah Allah. Bir rakip firma geldi aklıma. Hay Allah. Doğrusu ben ya bu. Dın 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 dın. Bir daha müziği hatırladım. Bir daha. Ama dın 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 dın. Değiştir. Ötekini yap. Ötekini yap. Dın 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 dın. Ay gaz. Güzel. 10 puan. 40 puanla uğurluyoruz. Bu nereden de? Ne? 10 puan, 10 puan, 40 puanla uğurluyoruz. Bravo. Bu ara bir soru. Orijinalde yok bile. Evet. İlk yaptım. Bayağı yaşlıyım ben. İlk yaptım İpragaz'ın melodisiydi. Ha, biz onu kullanmıyorduk falan. Aa, kalitenin bu arada ben de İpragaz'ı bilmezdim. Barış deyince hayal meyal hatırladım. Aygaz hala var ama. Aygaz başlattı ama onu. Ama bu müzikle sokaklarda gezmiyorlardı. Geziyor mu acaba? Hiçbir fikrim yok. Ben hiç duymuyorum. Yok artık sokakta Aygaz, gezme yok, oyunları sokakta kalktı ya. Yok. Şey nasıl bitmiyor abi? Ben onu şaşırıyorum Mısır. Overlockçu geldi falan. O nadir abi. Overlockçu, Boza. Ve Bozo da bitti. Bir de hiç ne dediği belli olmayanlar. Onlar hele ki böyle onlar sevişiyorsun şey, ön sevişme sırasında organ... bir o bir de sabah ezanı abi. Allah korusun bitmiyor ya hocam. Hay Allah. Oğlum sen o zamana kadar zaten şey yapmış olman lazım ki gusülünü alıp işte namazına kılacaksın. Ben mi öğreteceğim bunları? Peki sevgili Erencim. Buyursunlar. Şimdi bunu bilemeyebilirsin, bu çok zor. Çok. Aşırı zor olacak. Bu bir taklit geliyor. Bakın aa, bu taklidi tanıyacak mısın? Bu birisinin taklidi değil. Erdal İnönü'nün taklidi değil mi? Bir fikrin taklidi mi? Ne bu? Fikri. Bir fikri taklit edebilir misin Eren bana? Dur, fazla aşkına açıklama yapmıyorum. Faizi indirin. Güzel. Ben ne yapıyorum Eren? Çıkı çıkı çıkı. Telefonla birini arıyorsun. Çıkı 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 çıkı. Evet doğru. Çıkı ama çıkı. Bunu yapmayacaksın. Niye yapmayacaksın? Niye yaptın ki? Dur lan küçük küçük. Kıçı. Bu ne bu kıçı? Bu ne bu kıçı kıçı? Ya işte 2'ye getirip bırakıyor, 3'e getirip bırakıyor değil mi? Bunu bilir ya. Bilir, kolay. Onu da kolay. Sen zor dedin. Kötü filmden bilirim canım. Bir şeyden bilirim onu. Filmden biliyor. Peki ama soruyorum. Yok yok evde var. Az önce ben çıkı 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 yaparken... Kaçı aradın? Evet. Güzel. Asıl yap bir daha güzel yap. Yap bakayım. Aha. Çıkı 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 çıkı. Bir tane daha bir ben. Tamam Aygaz. Oo. Vay. Yok ya. Sinematik Universe. Bağladım abi. 166 yaradı. Ben 966 neresi? Sinirler oluyor ya. Alo masal attı. Aa. Kim masal? Adile Naşit. Güzel.
Adlen Aşit'in teyzesinin adı ne? Rukiye falan. Peki Rukiye çıkarsa çıldırmaz mısın? Çıldırırım valla. Rukiye çıkarsa böyle... Ha siktir, bana galiba mal oluyor falan. Malum. Mal oluyorsa kötü örüm. Bana da mal oluyor, bir sürü para gitti cebimden. Ha Rukiye teyze geldi falan. Peki, mal olmak ne demek ya? Mal oldu. Topluma mal oldu. Mal evet. Toplumusun artık gibi. Gibi. Yani mal oldu. Yani bunu bilirsen topluma mal oluyorsun. Yani yumuşatıyorlar malı işte gibi. Sizce yoksa aynı kelime mi gerçekten ya? Aynı kelime. Tabii. Deniz? Deniz yok. Deniz'e soruyoruz başı. Hocam, şimdi kopya vereyim. Pizza'yı çok severdi bunlar. Ninja Turtles. Güzel, tamam. Sence... Michelangelo. En çok seven oydu pizza. Sen... Peki pizza'yı o sever de sen en çok hangisi severdin? Michelangelo. Peki burada sence hepimiz birer ninja kaplumbağa olsak... Tamam. Kim olurdu? Evet, söyle bakalım. Donatello. Niye Donatello? Leonardo. Çünkü önemli değil nedeni. Çok sevdim ben bu işi. Barış Michelangelo olurdu ya. Olur mu? Barış... Yılış çünkü bir de. İnsanları yiyelim. Sevgili Erencim, bir de eski zamanlarda büyümüş bütün Türk gençlerinin ortak yeteneğidir. Tuttu fırıttı falan. Hayır. Zaten yani burada 35 dakikadır durduğuna göre herhalde dikkatli seyirciler almıştır. Memoli çalabiliyor musun mu? Valla Memoli'ye kadar çalabiliyorsa helal olsun. Biz herhangi bir şey çalmanı bekliyorduk ama. Elimde ne var? Hiçbir şey yok ya. Unuttum ben. Bunları Helvacıoğlu'ndan alırdım. Ama hocam Helvacıoğlu dedi. Oradan oradan puanı ver. Oradan bir puan. Puan yok arkadaşlar. Dede çıkarsa bu kötü bir şey. Bak bir tek şunu biliyorum. Şunu kapatacağız abi. Bu niye var onu bilmiyorum. Bir Van Gogh. Rap, bir şey söyleyeceğim. Eren ne gibisin biliyor musun? Girişi anlamış olman lazım. Ben anladım. Anladıysan susacağım, bu şakayı yapmayacağım. Rakmanio dördüncü şey. Anlayanlar yazsın. Anlayanlar yazsın. Bana ne gibi geldi biliyor musun? Hani bu bir inanç enstrümanı ve rastgele basınca bir melodi çıkabileceğine olan inancın tam gibi. O zaman şundan vururdum abi. Bunu anlayanlar buluşsun ve sevgililer gününde orji yapsın. Kisler başlasın. Bu müzikle. Ben biliyorum, anlayamazsın. Kafamda çaldı. Tek başta elinde çiçekle bulup gelecek. Kafamda çok iç aldı ama. O zaman atabilir miyiz yani? Ya tutarsa ama bir de öyle bir şey. O zaman bu durumun cevabı, bu sorunun cevabını bilenler Eren Ak'tan posta kutusu 75 Moda İstanbul'a şey atabilirler, mektup atabilirler diye bir dede. Evet. Şimdi İstanbul. Günün sonunda bu testin sonucunda bayağı bir dede çıktın aslında. Çok yani şükür. Neredeyse sen çok 31 şükür. Falan diyorsun ama fakat 40'a yaklaşmışsın belli ki. 31 falan diyorsun derken. Sen diyorsun abi. Biz ben hiç konusunu açmadım bugün. Ben açtım konusunu. Yaşını sorduk. İşte efendim. Edepsizlik ya. Hayır işte 91'liyim falan demek yerine 31 yaşındayım dedi. Ben ona sinirmiyorum ya. 82'liyim. Hayda 8 oradan. Yani ya Eren kafamız çalışsın diye bunlar. Sonra ördek gibi geziyoruz sürekli. Abi dolar. Her şey hazır. Dolar hesaplamaktan olduk zaten yeter. Tabii doğru söylüyorsun. O da var kuzen, onu unutma. Covid oldunuz mu abi hiçbiriniz? Ben konuyu öyle getireceğim. Ben Covergin'im. Covergin. Sen? Yani belki olmuşumdur diye tahmin ediyorum. Arada geçmiş olabilirim, kendi kendime gibi gelir bana. Hmm. Hiç test yapmak için. 15 tane yaşlıya bulaştırıp onların ölmesini sağladım. Evet, birkaç dişim var. Sen? Ben olmadım. Şık 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 2 yıldır. Maşallah. Ya niye ki? Ömercan'ın iddiası bizim için de geçerli. Ben de hafif grip oldum. Ben evet, de evet. Covid'tim yani. Hani... Ben bir kere oldum. Onda da gittim test yaptım. Çıkmadı. Onun dışında... Bazen çıkmıyormuş da. Bir de öyle şeyler... Nereden bilmiyorum? Benim mesela ayak parmağımı kırdım ben. Belki Covid bağlantılı. Emin değilim. Doğru. Oluyor. Ayak kırması şey yapayım etki olarak. Aşı, üçüncü aşı oldun mu aşı? Olmadım. 2 tane oldum, bıraktım. Eyvah. Sene başladı. Peki dördüncü olacak mısınız? Ol derdiyse. Üç olmadan da. Seninki 3 oluyor da yani. Bir sonraki olacak mısın sen? Ya siz bilmiyorum nereye kadar. O zaman gidecek. Bir düşünelim bakalım. Benim annem doktor vallahi. Ben ona soruyorum. Ne derse oluyorum arkadaşlar. İstiyorsanız size de tiyo veririm. Oluyor mu? Oluyor mu? Diyor. Peki size derlerse ki Turkovak. Ha, onu konuşmadım. Bilmiyorum annemle. Peki şimdi diyelim ki bir telefon açtık bir tanıdığımıza. Doktor. Ona dedik ki ya eskiden biz dördümüzde şişmandık. Sizin programınıza katılmayı çok isterdik ama bu hafta katılmak istesek mesela. Bu hafta Eren geldi arkadaşımız. O da bize manevi destek olmak istiyor. Estağfurullah. Acaba diyor yani bu dörtlüyü ağır yaşamlara katılmamız mümkün olur mu desek. Doktor bize ne cevap veriyor?
Kafesi. O çam fıstığı abi, ona öyle deniyor. O çam fıstığının 20 gramı 48 lira. Almanya'da kaç para acaba? Almanya'da? Hesaplayamadım. Osurmak serbestmiş. Hmm. Almanya'da? Peki bir şey diyeceğim. Osurmak diyor. Rahmetli bol bol osuruyor. Aksırmak serbest. Şey, serbest diyebilirim. İlmik helvasının çutumu kuvvetli midir? Aa. Niye peki ortadan ayı gibi yiyoruz? Neden farklı farklı şeyler yok? Rahat çıkar gibi. He? Sus da bir Fatiha oku.